أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما أُنْزِلَ اليك من ربك الحق كمن هو اعمى İnne ma yetezekkeru ulul albab. Sadakallahu'l azim. Ve bellagana rasuluhu'n nebiyyu'l kerim. Ana nahnu ala zalike min eşahidin şakirin illa men etallaha bi kalbin selim. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Allah Teala ve Teala te Hazretleri Ra'd suresinin bu zikreden okuduğum ayeti kelimeden başlayarak 8 madde halinde sizlere neler yapmamız gerektiğini ve bu anlatacağımız konulara riayet edenlerin de nasıl bir mükafata nail olacağını Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde anlatıyor. Estağfirullah. Efemen ya'lemu ma unzile ileyke min rabbikel hakku. Sana hak olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim esaslarını bilenlerle onları idrak edenlerle, onları anlayanlarla kemen huve ama sanki gözü kör olup gerçekleri görmeyenler bir olur mu diye Cenab-ı Şimdi burada ama dediğimiz zaman iki gözü kör olan manasını almayınız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde leysel ama men ya'ma yu'ma basaruhu inneme la'ma men ta'ma basiratuhu ama iki gözü kör olan insan değildir yani. O değildir. Asıl ama basireti körleşmiş. Kalbi körleşmiş. Gerçeği anlamıyor. Gerçeği idrak edemeyen insanlardır asıl ama diyor. Yani iki gözü görmeyebilir ama gerçeği görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezzinlerinden Ümmü Mektum radıyallahu anh vardı. Hazreti Ümmü Mektum'un iki gözü de görmüyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı savaşlara giderken onu yerine imam olarak bırakmıştır. Cemaata namaz kılmasını ona tembih etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı harplerde. Demek ki şu halde iki gözü görmediği halde dini mübini anlayan, Allah'ın gönderdiği ayetleri idrak eden, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılan, onunla amel eden insanlar kör değildir. Asıl kör bütün bu, bu gerçeklerin karşısında kalbi körermiş, gerçeği göremeyen insanlardır diyor ayeti kerimede. Onun için inne ma yetezekkeru ulul bu gerçekleri ancak akıl sahipleri idrak edebilir. Akıl sahibi olsa olanlar idrak edebilir. Akıl sahipleri kimlerdir? Cenab-ı Hak 8 madde halinde burada bunları teker teker zikrediyor. Bir, Bu 8 maddeden birincileri ellezîne yufune bi ahdilla. Onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar. O sözlerini asla bozmazlar. Nasıl bir söz? Kur'an-ı Kerim'de yine Allahu Teala Hazretleri Hz. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden bütün insanları aldığını ve onlara şu soruyu sorduğunu ayet kerime belirtiyor. İstanbul billah ve ize <Sessizlik> kadar Rabbuke min bani Adem min zuhurihim zürriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim. <Sessizlik> ve ize kadar Rabbuke min bani Adem Adem Aleyhisselam bütün insanların babası Adem Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden dünyaya geldik. İlk babamız Adem Aleyhisselam. ilk annemiz Hazreti Havva radıyallahu anh'a validemizdir. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyor ve izâ kadâ rabbüke min benî âdeme Ademoğlunun zürriyetinden dünyaya gelecek olan bütün insanların ruhlarına şöyle hitap ettik. Elestü bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar ne dediler? Galu bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Hepimiz bu sözü söyledik. ikrar ettik. Rabbimizin bir olduğunu idrak ettik. O zaman anladık. Allah'a söz verdik. Dedik ki ya Rabbi biz bu ikrar üzerine hayatımızı idam ettireceğiz. Allah bu ikrardan bizi mahrum etmesin. Bu ikrarı terk eden insanlar zarara giden insanlardır. Allah'a orada söz verdik. Bir de şu var dünyaya geliyoruz. Bir ana babadan dünyaya geldik. Bizi ne dediler ilk defa? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu bize öğrettikleri zaman da biz Allah'a söz vermiş olduk. Ne dedik? Ya Rabbi sen birsin. Eşin ortağın yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin Resulün ve kulun Resulündür. Bunu tasdik ettik, idrak ettik, bunu söz verdik Allah. İşte ayetlerden birisi de bu. Yine Fetih suresinde Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكِ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek Resulullah'ın elini tutarak şu maddeler üzerinde Resulullah'a söz veren insanlar vardı. Buna biat diyoruz. Yani söz vermek İslam'da. O söz veren insanlar Resulullah'ın eli değil sanki Allah'ın elini tutmuş gibi sözlerine sadık olsunlar diyor. اِنَّمَا يُبَايِعُونَ Allah. Onlar Allah'a biat etmiş gibidirler yani. Habibim senin elini tutarak sana biat edenler, sana söz verenler Allahu Teala'ya söz vermiş gibi kabul edilir. Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deki olan Müslüman olan insanlardan biat aldı. Ellerini tuttular Resulullah sallallahu aleyhi ve e, Allah'a ortak koşmayacağız, içki içmeyeceğiz, kumar oynamayacağız, şu 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 kötülükler yapmayacaklarını söz musunuz? Evet dediler, söz verdiler, biat ettiler. Sonra erkekler bittikten sonra Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize kadınlar geldiler. Ya bir <laughs> İslam bil-ya ayyuhannabiyyi idhacaeki müminatu yubayyinneke ale en la şekke billahi şey'en ve la yesrutna ve la yazdina ve la yaqtulna uladehunne ayeti kelimesinde kadınlar da Resulullah'a yanına geldiler, beyat ettiler. Ne dediler? Ya Rabbim Ayet kelime izaca kel ki Allah enle ortak koşmayacağız. Bir birinci madde bu. Madde bir Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayacağız. Bu en kötü, en kötü, en adi, en büyük Allah'a ortak koşmaktır. Onun için birinci madde Allah'a ortak koşmayacağız. Allah'a bir olarak tanıyacağız. Resulullah söz veriyorlar. Ondan sonra Resulullah'a hırsızlık yapmayacağız, zina yapmayacağız, şunları şunları yapmayacaklarına yapmayacağına söz veriyor musun diye Resulullah. Evet dediler. Peygamber sallallahu Efendimiz'e hanımlardan birisi dedi ki orada bulunanlarda. Ya Resulullah erkeklerin elini tutarak biat ettin ama bizim elimizi tutmuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi Efendimiz sizin sözünüz benim için biattır dedi Resulullah sallallahu Efendimiz. Çünkü Resulullah Hazreti Haşi Validemiz'in belirttiği gibi kendi hanımlarının dışında hiçbir hanımın elini tutmamıştır diyor. Hadis-i şerifte açık yani. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adı. Kim bunlar? Ellezine yufune bir ahdillah. İşte Allah'a söz verenler. Allah bu vermiş olduğumuz sözden bizleri mahrum etmesin, döndürmesin Cenab-ı Hak. Evet. Cenab-ı Hak ellezine yufune Allah'a söz verdik. O sözümüzde ölünceye kadar Son nefesli ruhumuzu Allah'a teslim edinceye kadar bu sözde sebat etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Bunu çok iyi dikkat etmek gerek. Onun için son nefes şöyle dua edelim hep namazlarda. Allah'ım encamımızı hayır eyle. Ne demek? Allah'ım sonumuzu hayır eyle demek. Encamımızı hayır eyle diyerek dua etmek lazım. Evet. Süfyan-ı Sevri Hazretlerine Allah'ın dostlarından birisidir. Birisi ziyarete gittim diyor. Baktım ki o kadar çok ağlamış ki. Anladım diyor. Gözleri böyle kan, yani kanlanmış ağlay ağlay. Seni bu kadar ağlatan nedir diye sorduğum zaman dedi ki diye son nefeste imansız gitmekten korkuyorum ve onun için ağlıyorum diyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Demek ki ilk birinci madde Allah'a vermiş olduğu sözü tutanlar kimlerde bunlar? Akıllı olanlar işte bunlardır. Gerçek akıl sahipleri Allah'a Resulullah'a Allah'a vermiş olduğu söze sadık olanlar, asla umi ummi's'a sözü bozmayanlardır. İkinci madde olarak velzina yesluna ma Allahu Teala Hazretlerine, Allahu Teala Hazretlerine hakka güvaret edeceklerine söz veriyorlar. Otur sözden Namazını kılacaklar. Allah'a söz verdik. Namaz kılacağız diye. Oruç tutacağız diye Allah'a söz verdik. Onlar söz. Çünkü İslam'ın şartı neydi? Biz İslam'ın şartına iman ettik elhamdülillah. İslam'ın şartlarından işte beş tane madde sayıyorlar. İşte onları yerine getireceğimizi Allah'a söz verdiysek o sözümüzde sadık olacağız. Allah'ın emirlerini tutacağız yasakladığı şeylerden kaçınacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çizmiş olduğu yolda yürümeye çalışacağız. Gücümüzün yettiği kadar o yoldan ayrılmamaya biz Allah'a söz verdik. Allah bu sözden cümlemizi ayırmasın. Amin. Vellezine yasiluna ma Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde emirleri riayet edenler, yerine getirenler, helalın peşinde koşup haramlardan uzak duranlar, ibadet ve taata devam edenler. Evet bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Üçüncü madde ve <laughs> Allah'tan korkanlar. Allah'tan korkanlar. Evet haşyet edenler. Allah'tan korkanlar. Bazıları diyor ki biz de Allah'tan korkmuyoruz. Neden? Neden Allah'tan korkmuyorsunuz? Allah'ı çok seviyorlarmışsa, onu çok Allah'tan korkuyor. Namaz kırar mısın? Yok. İbadet yok. Taat yok. Sonra Allah'tan korkmasın. Elbette korkmasın. Müslüman Allah'tan neden korkar biliyor musun? Neden korkarız? Allah'ın emirlerini yapamamandan hakkıyla yapmanın korkusu içimizdedir. Allah'tan bunu çok korkuyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ben sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor bunu ya. Allah Resulü diyor bunu. İçinizde Allah'tan en çok korkanınız benim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve яхшы Allah'a karşı gelmekten, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmemekten korkuyoruz. Ya getiremezsek, ya kabul olmazsa dualarımız. Yani onun için de bunlardan çekinmek, korkmak bizim hakkımız. Allah bunlardan o korkuyu kalbimizden çıkarmasın. Bakın bir ayet i kerimede Es-selamun aleyküm. Men kana yuridu'l 'izzete felillahi'l 'izzatu cemia. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amalu salihu yerfa'uh. İzzet Allah içindir. Bütün izzetleri hepsi Allah içindir. İleyhi Allah'a yasadul kelimut tayyibu güzel kelime Allah'a yükselir. Vel amalu salih ameli salih Allah'a yükselir. Ya Allah'a yükseliyor. Nedir o kelime-i tayyibe şimdi? Tayyibe kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid olmazsa Yani kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu güzel kelimeler olmak üzere tesbih, subhanallah, tahmid, elhamdülillah, tekbir, Allahu Ekber, dua ve istiğfar, estağfurullah diyor işte. Bütün bu zikirlerin hepsi, bunlar hepsi ilahi arşa yükselir. Bir Müslüman la ilahe illallah der, çeker, tesbih eder, subhanallah der, elhamdülillah der, tekbir getirir, dua eder, istiğfar eder. Bu kelimelerin hepsi bu güzel kelimeler Cenab-ı Hakk'a yükselir. Aşağıya yükselir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kalıyor. ile yasadül kelimü tayyib. Yükseliyor bu güzel kelimeler. Evet ilahi şey yükselir. Ne diyor ayet-i kerimede İnne kitabel ebrarı le fi illiyin. yani kitabel ebrar en güzel şeyler en yüksek noktalara çıkar. Bunların hepsi oraya yükselir. Evet makbul ameller defterine yazılmak için makbul ameller defterine, güzel ameller defterine yazılmak için oraya çıkar. Ancak bunları tahakkuk ittirecek salih amele bak. Salih amel. Bunları tahakkuk ittirecek salih amele yaklaşmakla olur. Salih amele yaklaşacaksın. Sadece sözle değil. Salih amel yoksa geri çevrilir kabul olmaz. Evet, salih amel yoksa tekbirin de kabul olmaz, tesbihin de kabul olmaz, hiçbir şeyin kabul olmaz. Salih amel, ameli salih, Allah rızasını kazanmak için hulusi niyetle, güzel bir kalple yapılan amel demektir. Salih ameller bunlar. <laughs> Hadis-i Şerif'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. allah Teala bir sözü amelsiz kabul etmez. Bir sözü amelsiz kabul etmez. Ya Sözü nasıl sözü yani oturmuş Allah'a tesbih ediyor ama amel namaz yok, ibadet yok, ikhlas yok, hiçbir şey yok. Bu sözü amelsiz kabul etmez. Ola diyor Resulullah sallallahu Evet amelsiz kabul buyurmaz, sözü ameli niyete bağlıdır, azamın niyeti halis olacak, söz ve amel de niyete bağlıdır. Ne yapıyoruz? Amel, niyetler amellerden önce gelir öyle değil midir? Ben namaza durmadan önce ne yapıyoruz? Namaza niyet ediyoruz. Oruca başlamadan önce oruca niyet ediyoruz. Zekat vermeden önce zekat parasını ayrıkına zekat vermeye niyet ediyoruz. Demek ki niyetler amellerden öncedir. Niyetler sağlam, niyetler halis, niyetler ihlaslı olursa onun arkasından gelen ameller de ona tabi olarak güzel olacaktır yani. Onun için niyetler çok mühim. Sünnete uygun olması lazımdır. Ameller de, niyetler de Resulullah Efendimizin sünnetine, son derece bağlı olması lazımdır. Evet, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, allah ekber bu güzel kelimeler, evet bir kul bunları söylerce melek bunları alır ve semaya yükselir diyor. Evet, onu rahmetinin katına arz eder. Ya Rabbi kulun filanca kulun bunları bunları söyledi. Onun ameline bakılır. Eğer amelde salih amel yoksa reddedilir. Allah muhafaza eylesin reddediliyor. Salih amel yoksa, salih niyet yoksa, amel de yoksa reddediliyor. Allah muhafaza etsin. Kim zikrullah ile meşgul olur, farzları yapmazsa oturmu tesbih çıkıyor. La diyor. Ama amel yok, ibadet yok, hiçbir şey yoksa ne olur? Fazları yapmazsa onun amelleri tesbihatı da reddolunur diyor Allah Resulü Selim'e hadis-i şerifte. Demek Allah muhafaza eylesin. Onun için kardeşlerim, Elimizden geldiği kadar Allahu Teala Hazretlerine yapmış olduğumuz amellerin kabul olup olmaması hakkında tereddüt düşünmeden kabul edeceğine iyi bir niyetle Cenab-ı Hakk'a karşı noksan yapabiliriz. Hata edebiliriz korkusuyla Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye çalışır. Ve öne rabbev. Onlar Allah'tan korkarlar. Yani Allah'a karşı isyan etmekten, asi olmaktan, amellerimizi hakkıyla yapamayız korkusu onların kalbine yerleşir. Ayet-i Kerime'de üçüncü madde olarak bunu zikrediyorum. Yine dördüncü madde alarak ve yakafune su'el hisab Allah'ın huzurunda çetin, şiddetli bir hesapla karşı karşıya kalırsak ne olur halimiz diyerek bunu düşünürler. Veya <laughs> kafun nesû hesap. Huzû ilahiye vardıkları zaman her şeyden hesaba çekileceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Esselamu ve bu dua'l kitabu feteral mücrimine müşfikine min fi ve yegûlûne ya veyletena ma'l hâzâ kitab. La yugâdiru sagîraten ve la kebîraten illâ ahsâhâ. Huzur-u İlahi'de herkesin amel defteri ortaya konduğu zaman mücrimler bakacaklar ki o kitapların içerisinde dünyada yaptıkları hiçbir kötülük terk edilmemiş. Her şey o deftere yazılmış. Satır satır nokta nokta yazılmış. Her şey muhafaza altında oluyor. Her şey muhafız altında. Zannetmeyelim zannet ki insanlar görmedi. Allah görüyor. Melekler iki omuzumuzda yazıyor. Hiçbir kimseden hiçbir şeyi gizleyemeyiz. Allah her yerde bizimle beraberdir. Ondan gizli hiçbir şey olamaz. Onun için bu yapmış olduğumuz amellerin Cenab-ı Hakk'ın da kabul olması için azab ve sözgü ihlas, niyet, ameli salih şarttır. Bunlara riayet ederek yapacağız veya ne ise kötü hesaptan korkarlar. Yani ahirette bütün yaptıklarının hesabını vereceklerden ve hesap veriş sırasında kötü duruma düşmekten korkarlar. Allah muhafaza eylesin. Orada korkuyoruz. Oradan korkmak lazım. Ona göre hazırlanmamız lazım. Oradan korkmak ve ona göre hazırlanmamız lazım. Böyle bir hesapla karşı karşıya kalacak ne oluruz? Dünyaya bir daha dönüş yok. Amel yapma imkanı yok. Her şey bitti burada. Her şey burada bitti. Onun için çok iyi dikkat edelim. Allahu Teala Hazretleri hakkıyla kendinden korkan, salih amel işleyen, ihlaslı bir şekilde niyetlerine sahip olan kullarına eylesin bizleri inşallah. Evet, beşinci madde vellezine o kimseler ki yine onlar sekiz madde haline zikrediyor. Sabaru btigaya vechi rabbihim. Sabaru sabrederler. Sabrederler. İbtigaya ve Rabbim Rablerinin rızasını kazanmak için sabır ederler. Allah'ın rızasını kazanmak için sabır ediyorlar. Bu çok miyim? Sabır, sabır çok mühim. Namazda sabır, zekatta sabır, abdestte sabır, usulde sabır. Sabır bütün amellerin başında gelir. Sabretmeyen etmeyen insan hiçbir şey yapamaz. Evet, kışın soğukta abdest alıyorsun, soğuk suyla abdest alıyorsun. Sabır. Evet, yazın sıcakta Rabbinin huzuruna duruyorsun, sabır. Her şeyde sabır, amellerin en güzeli sabırdır. Asır suresinde Cenab-ı Hak, ve sabr, ve bil ve sabr diyor. Sabrı tavsiye ederler. sabrı yaşayanlar, sabrı benimseyenler, ibadetlerde ederler. Evet muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak sabreden, hakkıyla sabreden ve sabrın mükafatına nail olan kulların eylesin Cenab-ı Hak. İnnemâ estağınzu billâh, ma yuveffe sabirûne ecrahum bi gayri hesâb diye cenab Hak. Biz sabreden kullarımıza mükafatını sonsuz olarak veririz diyor. Yeter ki kul sabretsin. Sabır çok, çok mühim. Bütün ibadetler, her şeyimizde sabır şart. Kötülüklere karşı sabır, iyilikleri yapmak için sabır. Her şeyde sabır şart. Onun için sabrederler. Niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için. Evet, sahmetlere katlanıp hak yolunda sabır ve sebat göstermek şarttır. Öyle olmasa başka türlü yapamayız yani. Cenab-ı Hak işte ayırmasın. Demek ki beşinci madde olarak da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için sabretmemiz gerekiyor kardeşlerim. Yani Ramazan-ı Şerif geldiği zaman bir bakıyor ya yaz günler geldi Ramazan 17 saat 18 saat Ramazan oruç tutulur mu kardeşim? Sen niyetin ihlaslı ise o orucu tutma niyetlendiysen senin niyetinde ihlasla korkma bir şey olmaz. Allah onun sabrını sana ihsan eder. Sevabını kat kat ihsan eder. O oruç tutan insanları hiç tereddüt etmiyorlar. Onlar yine tutuyorlar yani. Onun için Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek için Sabahleyin, ya, sabahleyin bu soğukta kalkılır, abdest alır, camiye gelir mi diyoruz ama değil kardeşim. Bakın bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Men salla salate subhi fe fi zimmetillah Kim sabah namazını cemaatle kılarsa diyor bakın sabredeceksin, kalkacan yataktan ne arıyor? Camiye kadar geliyorsun. Kalktığın zaman abdest alıyorsun, bir sevap alıyorsun. Camiye kadar gelirken adım atıyorsun. Her adımına bir sevap. Diğer adımında bir günah af kefaret oluyor. Sabrediyorsun. Geliyorsun camiye. Cemaatle namazı kılıyorsun. Allah'ın zimmetindesin. Fehuve fi zimmetillah. O Allah'ın zimmetinde Allah'ın koruması altındadır. Bundan daha büyük mükafat mı olur? Ya cemaate geliyorsun. Camide namazı cemaatta kılıyorsun. Allah'ın zimmetine giriyorsun işte. Allah'ın koruması altındasın. Korkma. Anladın mı? Allah'ın zimmetinde, Allah'ın koruması altında oluyoruz. Allah bizleri ayırmasın zimmetinden inşallah. Evet. Vellezine sabarı ibtikaye veci Rabbim. Rabbinin rızasını, Allah'ın rızasını Celle Celaluhu kazanmak için ne yapacaktır? Sıkıntılara göğüs girecek. Kab sabır Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i sah kiram Mekke devrinde 12 senelik Mekke devrinde hiç sıkıntı çekmediler mi? Ne sıkıntılar çektiler? Aç kaldılar. Boykot hali vardı. Üç sene devam etti Mekke-i mükerremede. Müşrikler orayı abluk altına aldılar. Müslümanlar tarafına yiyecek göndermediler. Açlıktan sahabe-i kiram birisi şöyle anlatıyor. Bu sabır değil midir? Bir gün diğer o kadar acıktım ki diyor o sahabe. Dolaşıyordum sokakta bir tane deri parçası buldum diye. Deri, deri parçası. Onu diye eve götürdüm yıkadım. Kaynattım diye, Onu yedim onunla idare ettim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu niçin? Rızayı bari kazanmak için bu sıkıntılara katlandı o insanlar. Onun için sahabe oldular. Onun için cennetle müjdelenlere bu insanlar. Ya, onun için Cenab-ı Hak sabreden kullarını eylesin. Evet ve ekamus salata namazı dost doğru kılanlar. Evet altıncı madde olarak bu etiketlemede sekiz madde zikredeceğiz. Altıncı madde olarak namazı dost doğru kılanlar. Aziz kardeşlerim Cenab-ı Allah'a şükürler olsun camiye tanıştık. Bu bir lütuftur. Allah'ın lütfudur bize. Cami bize nasip etti. Camiye gelebiliyoruz. Rabbimizin huzuruna durabiliyoruz. Bu Büy büyük, büyük, bir nimettir bunu inkar etmeyelim. Bu büyük, büyük bir nimettir. Bugün camiyi hayatında giremeden hayatını bitirip giden insanların bir sürü insanlar camiye girmemiş hayatında Allah'a secde etmemiş hayatında olan insanlar var. Cenab-ı Hakk'a şükür bizi buraya nasip eyledi. Gelebiliyoruz. Rabbim huzurunda durabiliyoruz. Onun için namazlarımızda tadil erkene dikkat edelim ha. onun sırası geldi mi Namaz kıldım da oldu demeyelim. Namaz huzuru ilahiye duruyoruz. Tadil erken nedir tadil erken? Rükuya vardığımız zaman belimizi iyice eğelim. Üç sefere en az Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar duralım ve bütün vücudumuz mutmain olacak. Yani her kemik, her şey yerli yerine oturacak. Ondan sonra en az üç, Yedi, beş daha o fazlasını kezi söyleyebilirsiniz. Evde namaz kılarken veya cemaatta kılarken. Hadi kadar söyleyebilirsin. Ondan sonra bu bitince Semi limen hamide diyerek şöyle doğrulduğunuz zaman dimdik ayakta duracağız. Az bir miktar duracağız. Bütün vücudumuz yerli yerine oturacak. Buna mutmain olmak diyor. Mutmain olmak yerli yerine erişmek. Şimdi burada bir şey aklıma geldi söyleyeceğim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camiye giriyor. Bir adam da geliyor oraya. Bir yere oturmuş Resulullah. Adam hemen namaza duruyor. Namaz kılıyor. Peygamberimiz sallallahu Efendimiz yanına geliyor. Selam veriyor. Resulullah selamını alıyor. Kum salli inni kelem Git namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın diyor. O adama namaz kılan adama söylüyor. Adam iki kere yine namazını kılıyor, geliyor, yine selam veriyor. Bu üç sefere tekrar diyor. Üçünde de Resulullah sen namaz kılmadın, namaz kıl diyor. Ondan üçüncüden sonra ya Resulullah seni hak o peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan başka namaz kılmasını bilmiyorum. Ne olur bana öğret diyor Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz de o zatı muhtereme namaz kılmayı nasıl kılınması gerektiğini anlatıyor. Ne anlatıyor? Ondan sonra tekbir geçireceksin. Namaza şöyle duracaksın. Ruku eğilinde böyle duracaksın. Rukudan kalkılınca şöyle bir duracaksın diyor. Demek ki adamca tadil erkene riayet etmeden, rükunleri yerli yerine koymadan namaz kılıyormuş. Alel acele. Onun için Resulullah onu ikaz ediyor. Ondan sonra o sahabe-i kirama namaz kılmanın usullerini öğretiyor. Bazen namaz kılan cemaatta arkadaşlar namaz kılıyorlar. Allah kabul etsin. Onlar rükuya varıyor böyle acıcık eğiliyor. Seme Allah öyle menevda. Doğrulmadan secdeye gidiyor. Ya niye bir kadirci diyorsun kardeşim? Acele etme. Tadil erkeni terk ediyorsun. Tadil erken İmam Ebu Sübemi Şafi'ye göre, İmam Ebu'ye göre, İmam Malik'e göre farz diyenler de var, vacip diyenler de var. Hanefi mezhebine göre bir görüş vacip diyor, bir görüş sünnet diyor. Dikkat edin. Bak farz veya vacip diyenler var bu meseleye. Öyle var. Bir kitapta diyor ki tadil erken olmayan namazı iade edilmesi gerekir diyor. Çünkü huzur duruyoruz yani. Onun için rüka vardığınız zaman şöyle iyice eğilin belinizi. Şöyle güzelce eğilin. Üst sefere en az Subhane Rabbil Azim dedikten sonra Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Bu kelimeleri söyleyinceye kadar ayakta durun şöyle. Sonra secdeye gittiğiniz zaman secdeye varınca Ayaklarınızı yerden kaldırmayın. Dirseklerinizi yere yatırmayın. Düm böyle dün ellerinizin ikisinin arasına alnınızı ve burnunuzu beraberce koyun. Üç sefere en az Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la diyecek kadar durun bunlar. Ondan sonra birinci secdeyi yaptıktan sonra Allahu Ekber deyip oturduğunuz zaman şöyle iyice oturun sonra ikinci secdeye gidin. Bunlar tadil erkanın ana maddeleri. Bunlara dikkat edin. Ve ekamus salata. Kur'an-ı Kerim'de sallu salata geçmez. Sallu salata yok. Ekamus salata, yukimus salata var. Ne demek? Ne demek ikame? Yani her şeyi yerli yerinde mükemmel bir şekilde yapmak anlamına geliyor. Namazda bunlara dikkat edelim. Ve ekamus salata. Namazı hakkıyla kılarlar. Dost doğru kılarlar. Huzuru ilahiye durduklarının farkına varırlar. Onun için. Evet. Altıncı madde bu. Demek ki altıncı madde namazı dost doğru kılmaktır. Yedinci madde. Ve en fagu mimma razaknahum sirren ve alaniyeten. Kendilerini ihsan etmiş olduğumuz rızıklardan gizli ve aşikarı. Fakir fukre infak ederler. Sadakayı gizli verirler. Zekatı açıktan verirler. Neden zekatı? Çünkü zekat vermek zaten farz. Zekat vermek farz olduğu için açıktan verilebilir. Ama sadaka verirken gizli vermek açıkta vermekten daha iyidir. Ama bir ya da sadaka verirken başkalarını teşvik etme gibi bir niyeti ve düşüncesi varsa açıkta da verebilir. Demek ki gizli va şekara Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklardan az veya çok infak etmemiz gerekiyor. Sadakanın azı ve çoğu olmaz. Sadaka istediğin kadar verebilirsin, çok da verebilirsin, az da verebilirsin. Ama zekat öyle değil. Zekatı malının dökümanını yapacaksın, kırkta birine ayıracaksın, bu fakirin hakkıdır diyeceksin, onu vereceğiz. Bunda mecburuz. Bunda mecburuz vermeye ya zekat. Yani zannetmeyin ki ben canım öyle istedi verir. Yok kardeşim. O zekatı vermezsen Allah'ın emrine karşı gelmiş olursun. Sadaka vermezsen Cenab-ı Hakk'a niye buna sadaka verin demez. Verirsin cevap kazanırsın. Ama zekatı vermezsen o zaman Hz. Bekir radıyallahu Resulullah Efendimiz'den sonra halife olunca bazı insanlar geldiler derler ki biz namaz kılarsam zekat vermeyiz. Ne dedi? Hz. Bekir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir deve yularını zekat olarak verip de bana gelince vermeyenlere harbi ederim dedi. Evet harbi ederim dedi ve onun için de zekat vermeyenlerle savaş yaptı. Onlardan aldı zekat. Çünkü zekatı vermeye bir Müslüman mecburdur. Namazı kılmaya mecbur olduğu gibi. Yani bunu hoca böyle demeyin yani. Bu ayetlerde sabit ya. Yani. Evet. Ve enfegu mimma rızaknahum sirren ve alaniyeten. Gizli ve aşikara ne yapacağız? Allah'ın bize vermiş olduğu, infak etmiş olduğu rızıklardan fakir fukarayı da ne yapacağız? Gözeteceğiz, vereceğiz. Huzuru ilahiye vardığımız zaman onlar bizim karşımıza bire on çıkacaktır. Bire on gelecek ha. Esselamu billah caye bil haseneti felehu Bir verene on misli karşılık veririm diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bire on. Bir verene on veriyor. Dikkat edin. Bir lira verirsen on lira vermiş sevap kadar sevap kazanıyor. Yani ameline öyle yazılıyor. Amel defterine on lira vermiş kadar sevap. On lira verirsen yüz lira vermiş kadar. Bire on. Ayet açık. Açık ayet. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Bire on. Onun için zekatı sakın ihmal etmeyelim. Bir de şu var. Şunu da aklıma gelin söyleyeyim. Zekat elimize geçen mala zekat miktarı ulaşmış olan mal elimize geçti. Onun üzerine bir sene geçmesini bekleyeceğiz. Zekat vermek için. Bu böyle. Zekat vermek için bir sene bekleyeceğiz de bizim Müslümanların bir şeyi var. Ben zekatı Ramazan'a verdim diyor. Ama Ramazan'a alt ay var senin zekatın seneyi doldurdu. Buna çok iyi dikkat etmek gerekir. Senin zekatın doldurdu senesini ama daha altı ay var Ramazan şerifin gelmesine. Altı ay bekleyeceğin altı ay zekat ne olacak? Bunları hesap edelim. Sakın ha. Elimize geçen o meblağ yani 80 gram altın karşılığında bir para veya 80 gram altın eline geçtiği andan itibaren bir seneyi doldurdun mu ihmal etmeden zekatı hemen fakir fukara dağıtmak lazım. Çünkü altı içerisinde ölü bölmeyeceğim belli değil. Belki de ölürüz. Ne oldu zaman? Bizim zekatı kim verecek bizden sonra? Kimse vermez. Zekat borcuyla Allah'ın huzuruna maazallah çıkmış oluruz. Allah muhafaza. Sakın zekatı ihmal etmeyelim. Zekatı verenler kaybetmiş olmaz. Zekatı veren zekat maldan bir, bir ayırıyorsun ya onun yerine hemen Allah ikinci ihsan eder orayı doldurur. Hiç yani bir gölden bir parta bir maşraba su alırsın, bir tas su alırsın. O su hemen orayı doldurur. Onun yeri hemen su gelir, yeni su gelir. Korkmayın. E, fakir düşmez. Zekatı veren fakir düşmez kardeşim. Bunu hemen böyle belirtmeliyim. Evet belirtmiş olalım. Muhterem kardeşlerim, 8. madde olarak ve yun ve yedraun bil haseneti seyyiate. Kötülüğü iyilikle defederler. Kötülüğü kötülükle def etmez. Kötülüğü iyilikle defederler. Ya bu çok mühim işte. Kötülükleri iyilikle karşılarlar ve kötülükleri iyilikle ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ama bir de şu var. Bir yerde bir kötülük çıkarsa o kötülük önce büyük olarak çıkmaz, küçük olarak çıkar. İşte o kötülüğü küçük olarak bastırıp da onu yok etmek Müslümanın vazifesidir. Ha, ufacık bir ateş, küçük gene hemen söndürürüz onu. Gücümüz yeter. Ama büyüdüğü zaman söndüremeyiz. O her tarafı sandın mı söndürme bizim elimizde değil. Ama o küçük gene ne yaparız? Çiğneriz, bir şey yaparız, elimizi söndürebiliriz aynı bunun gibidir. Kötülük bir yerde çıktığı an daha küçük gene onu ondan söndürmeye, kaldırmaya, yok etmeye çalışmazım. Ve yedraune bil haseneti seyyiyete. Kötülükleri iyilikle ortadan kaldırırlar. Evet. Ve cezavu seyyiyetin seyyetun bi misliha. Yine ayet-i kerimede femen afa ve aslaha ayet-i kerimede. Kim affeder, istah ederse fe ecruhu alellah. Onun mükafatı Allah'a aittir kötülükle karşılık koyan kötülük bulur. Allah muhafaza eylesin. Onun için tık tık etmek gerekiyor. Bu sekiz madde, şimdi sekiz madde saydık burada. O sekiz maddenin karşılığında ne oluyor? O sekiz madde cennetin sekiz kapısına bedeldir. Sekiz madde cennetin sekiz kapısına bedeldir. Cenab-ı Hak bu sekiz maddeyi hakkıyla yerine getirenler şöyle vardır. Cennatu adnin yedhulûneha. Ey sekiz maddeyi yerine getiren kulum gir cennet. Onunla beraber cennete kimler girer? Bak sekiz madde sekiz cennetin karşılığıdır. Ve men salaha min abayhim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Cenab-ı yalnız bırakmıyor kulunu orada. Ve men salaha min abim. Onun anasından babasından salih olanları kendisiyle beraber cennete koyuyor. Aileyi dağıtmıyor bakın dikkat edin buraya. Ve ezvacihim hanımı eğer hanımı saliha bir hanımsa onu kocasıyla beraber genç cennette buluşturuyor. Aileyi dağıtmıyor. Ve zürriyatim oğlu kızı neyse bunlar da salih veya saliha bir amel işlemişler ise onları da aile olarak cennetin içinde topluyor Cenab-ı Hak. Ne güzel. Allah bunları ayırmasın Cenab-ı Bu aile ana, baba, hanım ve çocuklar cennete giriyorlar. Aile orada meydana geliyor. Bir toplu meydana. Fe hepsi mutlu. Hepsi sevinçli. Hepsi gayet güzel. Vel kötü melekler bunları ziyarete gelirler. Yedukulûne aleyhim min kulli bâb. Cennetin kapılarından bunların bulunduğu yere girerler de ne derler? Onlar biliyor musunuz? Selamun aleyküm bimâ sabertüm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin üzerine olsun. Bima sabertum sabrettiğini dünyanın meşakkatine, dünyanın sıkıntısına, ibadetleri yaptınız. O sekiz maddeyi hakkıyla yerine getirmek için çaba ve gayre sarf ettiniz, sabrettiniz derler melekler böyle söylüyorlar fenime ukubet dar. ne güzel bir ahirete ulaştınız ne güzel bir sona ulaştınız ne güzel bir mevkiye ulaştınız ne güzel bir makama ulaştınız hep aile olarak burada toplandınız size müjdeler olsun diyerek o Müslümanları cennette müjdelerler Cenab-ı Hak inşallah bizleri bu sekiz maddeyi hakkıyla yerine getiren kullarının eylesin. Allah hepinizden razı olsun. ibadet ve taatlarımızı kabul eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. Amellerimizi ihlas eylesin. Cenab-ı Hak kendi rızasına uygun, Resulullah'ın sünnetine uygun amel etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha.